Yani bunun üzerine kurulu bir şey. Yoksa top her rakibe gittiğinde koş 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 koş. Yani o mantıkta bir adam Johan Cruyff olamaz zaten. O mantıkta bir insan Linus Mikkels olamaz zaten. Doğal yetenek, Allah vergisi yetenek bu zaten. Bir insan önce yeteneklidir, o yeteneği şekillendirirsin. Cruyff da yetenekli olduğu için onları yapıyor. Yeni bölüme hoş geldiniz. Özel bölümler devam ediyor. Soru cevap bekleyenlere baştan söyleyelim. Benim çok keyif aldığım Buğra'yla futbol tarihine tekrar yazdığımız bölümlerin yenisindeyiz. Bu bölümde daha önce de bahsetmiştik. Buğra biraz seksi oturuyor Murat bugün. Biraz konsantrem bozulabilir, kusura bakma. Ajax ve Feyenoord'un Hollanda futbolunun yükselişini konuşacağız. Çünkü yavaş yavaş 74'e doğru da seninle yol alıyoruz. Maçlar izlenmeye başlandı birlikte ve hazır onunla temellerini atarken bir Ajax-Feyenoord yapalım dedik. Aynen öyle. Çünkü iki Dünya Kupası arasında hakikaten bu kadar Avrupa futboluna damga vuran bir aralık herhalde yoktur. Hem Feyenoord hem Ajax. Aradaki o 3-4 yıllık Avrupa Kupası şampiyonlukları bizi buna biraz da mecbur bıraktı demek lazım herhalde. Evet, evet. O geçişi daha sağlam yapabilmek adına. İki arada Twente gibi UEFA'yı zorlayan takımları falan da çıkacak daha sonra. Ama bu ikisi hakikaten oyunlarıyla da önemsenebilecek, ışık tutacak takımlar. Kesinlikle öyle. 70'lerin başındaki Ajax'a doğru geçeceğiz ama öncesinde Feyenoord da var tabii ki. Senin de az önce söylediğin gibi. Aslında Ajax'ın hikayesi birçok ülken, biz kendi Türkiye futbolu için de söylüyoruz. İşte Macar esintileri, Yugoslav Macar esintileriyle doğdu diye. İngiltere'de kökenli iki isimden bahsediyorlar. Özellikle işte Jonathan Wilson'ın araştırmalarına baktığımızda ya da ülke futboluna dair David Winner'ın harika portakalını söyleyebiliriz. Birincisi Jack Reynolds. O baba 1. Dünya Savaşı'nda savaştan, Almanya Savaşı'na girdikten sonra kaçıp bir sığınma istiyor ve orada Ajax'ın başına geçiyor ilk dönemler, çok da amatör dönemlerinde. Ki sonrasında 3 farklı dönemde toplam 25 yıl çalışmış. Ve son sezonunda da çalıştırdığı isimlerden biri Linus Mikkels, ki az sonra bol bol bahsedeceğiz. Ki en değerli oyuncuları dan biri olduğu söylenir hep onun da. Yani aynen. Kıymet verdiği oyunculardan biri. Aynen öyle. Ki hocalığıyla hem Ajax hem de Barcelona'da ciddi etki yapacak Mikkels. Bir diğeri de Vic Buckingham. O da savaş değil ama İngiltere'de bir bahis skandalından dolayı onun da rotası İngiltere dışına çıkıyor. Sheffield Wednesday'de skandal patlayınca ayrılmak zorunda kalıyor. Tekrar Ajax'a dönüyor ve o bir sezon çalışıyor belki ama hem Cruyff kendi otobiyografisinde altını çiziyor ve Buckingham'ın da getirdiklerinin özellikle o dönem çoğunun part-time çalıştığı futbolcuların o düzende onun katkılarının önemli olduğunu söylüyor. Ve sonrasında da Mikkels'le o harika yükseliş başlıyor. Fası sana öyle atayım. Linus Mikkels geldiğinde bir kahvehaneye benzetirler değil mi Ajax'ı? Yani bir fan kulüp. Evet. Güvercin severler derdi. Öyle bir şey olduğunu söylerler ve Cruyff da ilk profesyonel oyuncumuz Kaiser'di. Sonra da ben çıktım profesyonel olarak. Herkesin 65. başka işi vardı. Başka şeylerle uğraşılıyordu der. Ve ondan sonra da yavaş yavaş işte bir 69'da Milan'dan tokat yiyorlar. Yeni yeni sistem oturuyor. Daha sonra parçalar yerine oturdukça 70'lerin İlk yarısından itibaren o göze hoş gelen ve birçok acı tecrübenin de etkilediği, oradan dersler çıkarak yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Örneğin Mikkels ilk başlarda biraz 4-2-4 gibi oynatıyor. Yani o 69'da finale çıktıklarını falan o dizilişler ama geçen de konuştuk. Hem o Milan maçı hem diğer taraftaki o büyük Hollanda takımı Feyenoord'un 4-3-3'ü işte Jansen, Hasil, Van Aanegem oynar onlar. O etkileşim diyelim. Daha sonra işte meşhur Haan, Müren ve Neskens'in olduğu o insan yiyen orta saha ortaya çıkıyor. Hep zarafetten bahsedilir ama bence Ajax'ın yani zarafet kadar yaptığı sertlik, mücadele çok ön planda. Yani iyi savunma da yapabilen bir takım. Özellikle, özellikle topu kaybettiği o kısa sürede değil mi? O 5-10 saniyelerde. Mesela Vasovic örneğini de verebiliriz herhalde orada. O güç kısmının, o sertlik kısmının bayrak evet. adamlarından biri. Tabii. O hani oraya gelirken hazır Feyenoord'dan bahsedelim. İşte Happel Avusturya milli takımının önemli oyuncularından, büyük liberolardan biri. Ado De Haag'ın başına geliyor. Hollanda'da kendini gösteriyor. Daha sonra Feyenoord'la anlaşıyor. Feyenoord'da belli oyuncular var işte. Hasil mesela memleketli sonu. Schalke'den getiriyor. Schalke'de o dönemde yanılmıyorsam. Orta saha. Jansen biraz böyle hani tırnak içinde bekçi köpekliği yaparken orta sahada Asil daha bağlantıyı sağlayan, Van Aanegem ise işi bitiren müthiş ayak. Ama esas temeli şeyin Hapel'in futbolunun alanı daraltmaktır. Orada da başrolünde İsrail var. Bir diğer libero.
Rinus İsrail. O da sert adamdır. Yani teknik değildir. Çok serttir. Ama çok iyi bir liderdir bunun yanında da. Onun offside taktiği, bir anda yükselmesi, oyunu daraltması ve belli oyuncular üzerinden karşı rakibi çözmesi ve hamle yapması. İşte geçen bahsettik, Celtic maçında Jimmy Johnston'ı ikili sıkıştırma yapıyor. Jokstin Johnston'ı gezdirmeye başlıyor sıkıştırmadan kaçırmak için. Bu sefer sağ tarafta Lennox'tan yükleniyorlar. Finalde Appel ona hamle olarak sağ bek değiştiriyor. Dinç bir sağ bekle orayı savunmaya başlıyor. Ve Celtic'in orta ikilisinin McNeil'la ismini unuttum diğer stoperin. O ikisinin yorulduğunu hissedip uzun toplar atmaya başlayarak. Jim Rogan. Aynen. Onları en sonunda uzun toplarla alt ediyorlar. O golü öyle atıyorlar, galibiyet golünü. O maça acayip etki edebilen, bence Rinus Michels'ten de dünya tarihinde birçok antrenörden de o açıdan çok öndedir. Sağ iç hamle noktasında Appel, değil mi? Aynen. Hep öyle söylerler. Yani 80'lere gelince Hamburg'u da konuşacağız. Standard Liege'i de 70'lerde konuşacağız. Ben izlediğim her maçında, her büyük maçında acayip sağ iç hamleleri yapıyor. 78 Liverpool finali dışında. O yönden acayip bir hocadır ve bu da bence Hollanda futbolunu etkilemiştir. Yani elbette Ajax öncüdür ama mesela Ajax'ın Van Aanegem gibi bir orta saha beyni yok. Bu onu da kullanıyor. Bunun yanında işte offside taktiğini de Michels'ten önce kullanıyor. Ama Michels'in takımında çok uygun buna oyuncular olduğu için daha ahenkli şekilde görüyorsun onu. Ya Feyenoord'da o kadar ahenk yok. Van Aanegem'e tıpkı şey gibi, Milan gibi, yani Rivera'ya gelirse izlemek zevkli. Burada da Van Aanegem'e gelirse. Milan'ı dağıttığını daha önce anlatmıştık. Mesela o Milan maçının ilkinde şöyle bir şey var. Yansen'e diyor ki Rivera'yı tut, başka hiçbir şey yapmayın diyor. Rivera'yı tutun, topu Van Aanegem'e verin. Başka hiçbir şey yapmayın. İlk maçta Rivera'yı tutamıyorlar da sonra Rivera oynamıyor. Yeniyorlar zaten. Dediğin gibi ilk maçı 1-0 kaybediyor deplasmanda. 2-0 olması lazım deplasmanda. İkinci maçta. Aynen öyle. İkinci maçı da içeride 2-0 kazanıyor Feyenoord. Sonrasında da finale giden o yolculuk başlıyor. O takımı unutmamak lazım. Bir köşeye koymak lazım. Ki zaten 74'te Hollanda'yı konuşurken de işte hem Van Aanegem'i hem de Feyenoord etkisini zaten konuşacağız. Niye atladığınızı unuttunuz olmasın sonra. Yavaş yavaş geleceğiz. Michels ve Ajax tarafına dönmek gerekirse. Michels için özellikle sağ içi, işte şok pres, total futbol birçok kalıp var. Ama öncesinde, her şeyden önce herkesin altını çizdiği konu disiplin. İşte Wilson'ı da okuduğunuzda, Winner'ı da okuduğunuzda, diğer Cruyff'un otobiyografisini ya da... Ayrıldığında Kayser'in masaya çıkıp göbek attığı söylenir. Yani keza. Ama sonra bir iki yıl içinde de aslında sonrasında o disiplinin, o sertliğin ne kadar önemli olduğunu oyuncuların da kavradığına dair notlar var. Asistanından bir alıntı aldım örneğin. Asistanı Bobby Harms şey diyor, fantastikti disiplin konusunda. Kendi yardımcılarına karşı bile bir hayvan terbiyecisi gibiydi diyor. Ki oyunculuk döneminde daha... Hani eğlenceyi, keyif almayı seven bir yapısı olduğu söyleniyor ama hocalığa geçtiği anda herhalde o senin bahsettiğin eski yıllarındaki Ajax'ın o kahvehane ortamının sonuç getirmeyeceğini fark edip anında bambaşka bir çehreye bürünmüş ve bu da takımın saha içindeki yapısını da aslında etkilemiş anlatılana göre. İşte Cruyff sigara içerken yakalıyor idmanda, öbür gün idmana çağırıyor, özel idmana. Sabah kalkıyor Cruyff, gidiyor. İşte bu arabasıyla geliyor, çok soğuk diyor, hadi ben eve gidiyorum diyor. Cruyff öyle kalıyor şeyde, yani öyle uygulamaları var ama... Ben o sertliğinin takıma da yansıdığını düşünüyorum. Ben geliriz oraya. Ben Kovacs'ın takımını daha çok beğenirim. Çünkü çok özgürler. Yani bugün insanların hatırladığı özgür Ajax bence Kovacs'ın dönemindeki Ajax. Michels'in dönemi çok biraz Doğu takımı, Doğu Avrupa takımları gibiler yani orada. Çok sistemliler. Yani kullandığı libero bile sistem adamı. Doğu Avrupa futbolundan Vasovic sert, sağlam. Çok yani sağ içindeki rol değişikliği denir yani. O orada oynuyor mesela. O Michels bunu yapıyor ama çok sistemli yapıyor. Yani kimin nereye gideceği dakika dakika belli, oyun rakibin oyununa göre belli filan. Yani o bizim bugün hatırladığımız o sistemli sistemsizlik. Herkes her yerde oynuyor kafası Kovacs'ın Ajax'ından kalma bence. Onlar öyle oynuyor cidden. Ki sorularımdan biri de oydu aslında. Jonathan Wilson da kitabında öyle diyor. En akışkanı aslında. Yani Jonathan Wilson zaten bunları demese hakikaten biz boşuna diyorduk. Çok umursamayacaktı kimse. Maradona 86'da Arjantin'i tek başına şampiyon yapmadığı da yazdı sonunda, sağ olsun. Yoksa, kurtuldun değil mi baskıdan? Evet, 15 yaşından beri birçok büyük gazeteci abimizin de aşağılamasına vuruyorduk. İyi oldu. En akışkanı 71-72 sezonuydu diyor. Oradaki ana değişimlerden biri de senin de az önce söylediğin o işte libero değişim. Vasovic'e Blankenburg'un gelmesi. Ki senle de daha öncelerde konuştuğumuzda hep Blankenburg'un öneminden bahsedersin. Vasovic'in biraz daha sertlik, biraz daha o güç odaklı Salvadore yapıdan. Aynı İtalya'daki senin Salvadore'den. Salvadore, yani. Doğru söylüyorsun. Altı pasta takılan tabii bir libero tarzından. O kadar değil tabii, bak. Allah'ı var yani. Çıkar iyidir teknik ayak olarak... tekniği ama öbürü çok 70 model Franco Baresi. Çok yani, daha oyunun içinde.
Sakki bu oyunu kopyalayıp ne kadar kendi yakında Sakki şey diyecek bu arada. Ben Total Football'u Rinus Mikkelsen önce ona gidiyor. Birkaç açıklaması artık demans mı başlıyor? Ne yapıyor Sakki de bilmiyorum. Geçen bir şey yapmış. Tasotti'yi öbür kaleye götürmüş. Burada oynardı diyor lan. Yani Tasotti antrenmanda oraya gitmemiş. Neyse. Bunu aldığında Sakki bence en büyük avantajlarından biri Sakki'nin Franco Baresi. Baresi o alanı o kadar iyi hızlı kapatırdı ki yani liberosun ve offside taktiğinde son adam olarak takımı çıkarıyorsun. Ve o kadar hızlı çıkıyordu ki Milan bir anda böyle şey gibi akordeon gibi kısılmaya başlıyordu. Blankenburg'da Ajax'ı izlerken de bunu hissediyorsun. Yani bugün videolara konan o ani offside taktiği, ani şok preslerinin hepsi Blankenburg'un döneminde daha yoğun uygulanıyor. Çünkü Blankenburg sahanın her yerini geziyor ve çok seri bir adam. Onun da bahtsızdı. Franz Beckenbauer denen varlıkla aynı dönemde yaşaması ve kendisi de diyor. Ben onu zaten hayatımın, futbol hayatımın ilk gününden beri kabullendim. Libero oynadığım sürece Franz Beckenbauer'den daha iyi olamazdım ve milli takıma gidemedim. Hiç milli takımı yok adam. Ama bence o takımın Neskens ve Surbier'le birlikte en önemli parçası. Bence Cruyff kadar önemliler yani. Neskens ve Surbier'den bahsetmişken Cruyff'un otobiyografisinde de yine rastladığımız bir benzetme var. Diyor ki o takımın o akışkanlığı, farklı yapısını aslında kanatlarına uzanmış oyunculardan da görebilirdiniz diyor. Sol kanat biraz daha özgür, biraz daha neşeli tarafı. O Tutti Frutti diyor hatta. Temsil ederdi diyor. İşte Ruud Krol, Müren, Piet Kaiser gibi isimler. Sağ tarafta ise daha o ciddiyeti, sertliği veren işte Zurbier gibi, Neskens gibi, Schwart gibi isimler vardı sonra diyor. Sonra rap biraz bozuyor oraya. Biraz daha değiştiriyor, doğru söylüyorsun. O yüzden o belki solunu sağını biraz kıyaslamak için ayaksın. Onlardan da biraz bahsedebiliriz. Doğru ya, Neskens şimdi daha önce de söylemiştik. Neskens öyle hani bugün efsane futbolcu dendiği zaman insanlar sanki hani Pele falan sanıyor. Öyle bir oyuncu değil Neskens. Neskens iyi Ambrosini. Daha iyi bir Ambrosini diyelim. Oyun yapısı o yani. Onun için diyorum. Yoksa aynı Ambrosini demiyorum. Oyun yapısı Massimo Ambrosini gibi bir oyuncu. Kovalayan, o ilk topu kaybettiklerinde ilk baskıyı vuran. Yani rakibi sopalıyor ve etrafında o kademeyi almalarını sağlıyorlar. Yani o yönden acayip bir taktik zihniyet Johan Neskens. Çok önemli. Hatta Neskens'in mesela Barcelona'daki maçlarını açın. Alakası yok bence şeyle. Ajax dönemi. Cruyff Barcelona'da da iyi. Çünkü özgür bir adam zaten hücumda. Ama Neskens o sistemi orada bulamadığı için bence çok afallıyor Barcelona'da. Ama Ajax'da o kadar önemli ki o şeyi. Yani mesela Müren çok teknik bir oyuncu. Onların teknik ayağı Müren. Han çok joker bir oyuncu. Ama en çok göze batan Neskens. Çünkü sahanın her yerinde ve o hızlı futbolda topun ayağına ilk çarptığı adam diyebiliriz. O yönden çok önemli. Zurbier'i geçen Hollanda 11'inde anlattık. Ben hatta bak seninle 74'ü de izlemeye başladık. Gördün mü iyi orta attığını ama hep orada. Hep sürekli sağ baskıyı açık gibi. Hissettiriyor. Yani 66'dan beri Dünya Kupalarını izliyoruz işte birlikte. Öyle bir bek gördük mü? Fakette çıkar. Carlos Alberto da gider. Çok bek ama döner. Ama bu kadar tempolu gitmezler yani. Çok mahvediyor o fiziğiyle falan. Bir de çok fizikliler zaten. Bir de öyle olunca Rep'e de alan sağlıyor. Yani orada oynayan oyuncuya da rahatlık sağlıyor. Rep'e de hiç yani Johnny Rep'e videolarından izlesen santrfor sanırsın ama sağ kanat oyuncusu aslında. Misal. Half ya da space gibi aynen. Bugün olsa. Yani o çok rahatlatan oyuncu. Kroll'e gelirsek seninle Kroll'le röportaj yapmıştık. Cruyff öldüğünde. Sonra Caner abiyle de konuştuk. İkisinde de adam şunu vurguluyordu. Ben solak değildim. Çok çalışarak. Hatta beni burada oynatma. Seninle onu konuşmuştuk. Doğru, beni doğru. Burada oynatma demiş Rinus Mikkelsen. Ama yani mesela Kroll'ün yıllar geçtikçe daha aktif olduğunu görüyorsun. Hakikaten adamla çalışa çalışa ilk başlarda çok çıkmayan bir oyuncu ama o Kovac'lı dönemlerin artık o 71-72 yılında 72-73'te iyice sol tarafı tünel haline getiriyor. O yönden önemli oyuncu ama dediğim gibi bir de bir diğer kazmayı unutmayalım. Hulshof bir baltadır. Yani şu kameranın ayağı kadar filan tekniği var. Ama çok önemli bir oyuncu çünkü devamlı kat ediyor. Devamlı defansın ahengini bozuyor ileri çıkarak. Yani Blankenburg ve çıkmayan beki geride bırakıyorlar. Çıkan bek ve şeyle Hulshof'la rakibin dengesini bozuyorlar. 70'teki Feyenoord'un şampiyonundan bahsettik Celtic'i yenerek. Sonrasındaki 3 yılda da Ajax'ın tabii bir numaralı kupayı aldığını görüyoruz. Önce Panathinaikos'u geçiyorlar. Biraz şöyle böyle ki evet. Cruyff da çok iyi değildik, çok heyecanlıydık. O yüzden çok iyi oynayamamıştık o maç diyor. Panathinaikos çok bireysel olarak gerilerinde oldukları için çözüyorlar Van Dijk'la falan işi. Aynen öyle. Forvet oynayan. Bak, o maçın ilerleyen zamanlarında Neskens'i sağ beke falan atıyor işte. Ama belli yani her şey. Yine bir sistem oldu. Tabii tabii yani oyun içinde oluyor. Doğaçlama olmuyor. Sonrasında 72 ve 73 finallerinde de sırasıyla Inter ve Juventus yeniyorlar. Juventus çok zor geçiyor 1-0 ama Inter'i daha rahat yeniyorlar. Yani skor o kadar devasa bir simge skor değil. Ama aynen öyle. Cruyff da söylüyor. Her izleyen de söylüyor.
Ve son iki şampiyonlukta da Kovacs var senin de dediğin gibi. Mikel Barcelona'ya gittiği için. Seni en etkileyen, senin en beğendiğin final ya da o final yolundaki takım hangisi? Yine 72 mi? Eğer değil Dünya mi? Kupası o sene yapılsaymış Hollanda'yı kimse yenemezmiş. Çünkü mesela Pete Kayser'in acayip formda olduğu bir sene o. Acayip futbol oynuyor. Müren öyle. Yani genel olarak çok iyiler. Cruyff öyle. Çok keyif aldım o seneden ben. Mesela zorlandıkları maçlar yok mu? Var. Arsenal o sene olması lazım. Çeyrek final. Aynen öyle. Değil mi? 1-1-1-0 mı? 2-1-1-0. 2-1-1-0. 2-1-1-0. Bayağı Stuyun salak bir gol yiyor. Yenik duruma düşüp sonra filan öne geçiyorlar. Yarı finalde Benfica 1-0-0-0. Yine çok rahat geçmiyor. Benfica'nın 1-0'ı nasıldır biliyor musun? Bir tane uzun top geliyor. Benfica'nın sahibi topu tutuyor. Gitmesin arkaya diye. Serbest vuruş oluyor. Oradan gelen ortadan gol oluyor zaten. Tek golü de o zaten. Aynen, aynen. Mesela Kovacs'ın orada vurduğu söylenir. Benfica'yı zor geçtikleri için. Hı-hı. Ama sonra Cruyff'un onu geri çektir diye söylenir filan. Ama bence oyun olarak hiçbir eksikleri yok. Evet işleyiş zor görünüyor olabilir ama ahenk bence acayip orada. Sonra da Inter maçı zaten. Ya İtalyanların 70'lerdeki fantezi, o kabızlığından bahsetmiştik. Zaten o Mönchengladbach'a geçmeleri Katakulli ile Inverness ile şampiyon olmaları biraz piyangodan bir önceki sene. İyi oluyor onları sopalamaları. Standart Liege Celtic'i falan geçmesi de çok ağır aksak Inter'in zaten. Tabii tabii. Yani çeyrek maçları öyle yani. Standart Liege'i hiç izlemedim de Celtic'i izlemiştim. Penaltılardan. Peki ya o Ajax'ın ve tabii ki sonrasında da milli takımın en çok konuşulan, hatta bugünlerde de böyle ayda bir Twitter'a düşmeye başladı o şok pres videosu. Hmm. En çok konuşanlarından biri bu. Hani bugün olsa olamazdı diyenler ya da farklı noktalar işte bugün ne takımmış. Bugün olsa 10 yer. Ne aynen öyle. Ama hakikaten imza noktalarından biri. Ama insanlar o hani skills videoları gibi sadece onu görünce sanki 90 dakikanın 60'ında bu takım sürekli bunu yapıyor gibi de düşünüyor. Biraz herhalde oraya bir parantez açmak lazım. Kesinlikle. Seninle Hollanda maçlarını izlerken ona dikkat edelim diye. Dakika dakika not alıyoruz zaten. Aynen. Dakika dakikada not alıyoruz. Kaç kere yaptılar, ne kadar çıktılar, kaç metre gittiler. Ortalama maçta ben iki tane falan oluyor mesela. Zamanında o videoların birini izlerken sana da anlatmıştım. O maç boyunca devamlı orta saha depar atan insanlar yok orada abi. Yani nasıl Gerd Müller'i skills'den gözden izleyip de bu adam sadece altı pasta topa vuruyor diyorsan bir şeyi izlemek onları izlemek değil. O Hollanda'yı ya da Ajax'ı izlediğinde ya da daha sonra Feyenoord'u izlediğinde daha sonra Michels'in Barcelona'sını izlediğinde bu yayılan bir şey artık dünyaya offside çıkıp taktiği, hızlı alan daraltıp offside taktiği. Bu maçın belli noktalarında, belli anlarında yapılıyor. Bunlardan biri serbest vuruşların dönüşünde topun ölü noktalara gittiği anlar. Taç atışlarında ölü noktalardaki atışlar ya da rakibin kazma oyuncusunun gereğinden fazla topla oynadığı anda bu bir rakip bilmedir, rakip çalışmadır. Orta sahanın ve defansın bir anda yükselip oyuncunun alanını kapaması. Yani bunun üzerine kurulu bir şey. Yoksa top her rakibe gittiğinde koş 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 koş. Yani o mantıkta bir adam Johan Cruyff olamaz zaten. O mantıkta bir insan Linus Mikkelsen olamaz zaten. Öyle basit bir şey değil yani. O belli noktalarda çalışılmış rakibi tanımayla, oyunu bilmeyle, oyunun temposunu ayarlamakla ilgili bir şey. Zor bir şey. Dönemin çok çok önünde bir şey. Bugün evet yapılması belki komik görünüyor olabilir ama bunu geçen sene de demiştim. Senin babanın telefon tutuşu da seninki de farklı. İnsanlık değişiyor. Her şey değişiyor. Bu da değişen antrenman şekilleri sonucunda bugünkü haline almış bir şey yani. Bu Barcelona alan daralttığında bayılıyordun. Bunun sebebi bunlar işte yani. Şey de diyor insanlar dediğin gibi ya öyle basarsa işte bir tane top atılır savunma arkasına hemen geçilir bugün. Tam olarak öyle değil. Senin dediğin gibi özellikle baskı yaptıkları oyuncular genelde işte çok ayağı iyi olmayan, hakikaten bilinçli senin de söylediğin gibi isimler. Bir örnek olarak da bir alıntı almak istedim. Brezilyalı Marinho onu söylüyor. O dönem oynayanlardan bir tanesi. O galiba Barcelona'da Mikel'sin takımının parçası yanılmıyorsam. İnsanlar hep şunu söylüyor diyor işte topu savunmanın arkasına aşırıp başka birinin koşması yeterli diyorlar ama bunu yapacak vakit bulamıyordunuz karşıda oynarken diyor. O kadar kolay bir şey değil. Ben de çok zorlandım zaten Mikel benden bunu istediğinde diyor. Başta o uyumu sağlama konusunda. Tabii tabii canım. Onların da o konuda biraz dikkat etmek. Belki hani 90 dakika olmasa bile bir 45 dakikasını izleyip nerede nasıl yaptıklarını görmek gerekiyor belki. Aynen öyle. Bizim o preslerde ya da bu tür çıkışlarda etkilendiğimiz bir görüntü var. Muhtemelen videoya da Muratçığım koyacaktır. Cruyff'un problem Cruyff'un sezdiğinde zekası. Aynen hani ileri uçta aslında bazen saatte 9 oynayan ya da orta saha yakın hep gördüğümüz Cruyff'un problem sezdiğinde bir anda herkesin aksine takım arkadaşının geriye doğru koşuşu. Orada da işte bir sözü sana atayım sonrasında o beyzbol geçmişle alakalı da bir şeyler söyleyebiliriz belki Cruyff'un. O alan hakimiyeti çok etkileyecek. Şimdi bir oyuncuların hepsini övdük de bunu şey için övdük adamları. Bunlar da iyi parçalar, iyi oyuncular. Yani Cruyff tek başına çıkıp da top oynamıyordu. Çünkü
gençler kulaktan dolma saçmalıklarla Maradona'nın, Pele'nin, Cruyff'un tek başına futbol oynadığını sanıyorlar. Öyle bir şey dünya futbol tarihinde yok. Yok yani. 70 Brezilya Pele'de de yok. Hani aynen, isim Maradona aynen değil öyle. Yoksa hani herhangi biri için söyleyebiliriz. O, onlar da iyi futbolcular. Sistem bilgisi, taktik bilgisi onu söyledik. Yoksa yıldızları Cruyff tabii ki. Bir kere her maçında oyun zekasını görebiliyorsun adamı. Mesela çok hızlı karar değiştiren bir oyuncu. Serbest vuruş oluyor. Hızlı kullanmak istiyor. Rakip o zaman tilkilikler barajda çok fazla biliyorsun. Rakip hemen arayı kapatınca anında karar değiştirip başka bir senaryo oynuyor bir anda. Bu çok belirgin hareketlerinden biri. Ki sözünü çok küçük kesiyorum. Kendisi bunun çok altını çiziyor kitabında. Ya ben hiçbir hareketimi, insanların çok hoşuna giden hiçbir hareketimi antrenmanda denemedim. O an meşhur böyle bir çözüm ürettim. Işte. Evet yani. Öyle o bir an... şey olamaz zaten diyor. Onun idmanı yok. Aynen idmanı yok. İhtiyaç vardı. Tabii. O anlık gelecek bir çözümdü diyor. Yani insanların burada şeyi anlamaması işte abi. Doğal yetenek, Allah vergisi yetenek bu zaten. Öyle yok Messi La Masia'da şunu öğrenmiş. Yok Almanlar altyapıda bunu kakalıyormuş. Öyle bir şey yok. Bir insan önce yeteneklidir. O yeteneği şekillendirirsin. Cruyff da yetenekli olduğu için onları yapıyor. Bahsettiğin şey sanırım 74-75 Şampiyon Kulüpler Kupası son 16 ikinci maç. Feyenoord 3-0. Rexaş atıyor 3 golü de. Cruyff 3 asist. Rexaş 3 gol. Meşhur Cruyff'un kankası. O maçta yaşanıyor. Barcelona'yı Mikkels çalıştırıyor. Yükseliyorlar. Feyenoord zaten Hollanda futbolunun offside taktiğinin öncülerinden. İki takım da çok fazla kullanıyor o maçta offside'ın. Neukamp'taki maç. Bir pozisyonda Barcelona yükselirken 4 numaraları şeyde kalıyor. Arkada kalıyor rakiple uğraşırken. Cruyff en uçta bunu seziyor. Ve anında depar atıp arkadaşının kademesini kapamaya çalışıyor. Yani top oraya atıldığında tek başına kalmasın, savunma gedik kalmasın diye. Ve onu sağlıyor bir anda. Yani bu adamın oyunu anında okuma yeteneğini en iyi gösteren anlardan biri benim için. Kesinlikle öyle. Onu da hep şeyle açıklıyor Cruyff. Yani yaz döneminde küçükken Ajax'ta beyzbol oynamasının ve burada tutucu olarak oynamış pozisyonda. O da beyzbolda sopayı sallayanın arkasındaki adam. Genelde kaskıyla gördüğümüz. O adam tüm sahaya hakim olduğu için o takım arkadaşına topu nereye atması gerektiğini söyleyen aslında. Yönlendiren. Oradaki tırnak içinde bir oyun kurucu aslında. O da bundan ne kadar faydalandığını söylüyor. Çünkü hiçbir altyapı antrenörüm bana top bana gelmeden sonraki hamlede ne yapacağımı düşünmem ya da bunu çalıştırmaya yönelik bir şey yapamazdı. Yapmadı. Ama ben o beyzbol geçmişimden ötürü oradan edindiğim şeyleri ileride çok faydasını gördüm. Bu beni çok daha iyi bir oyuncu yaptı olan hakimiyeti diyor. Genç abici örneklerinden biri herhalde o az önce tabii bahsettiğim tabii pozisyon. Kapanışı da yavaş yavaş iki soruyla yapacağım. Kovac'a geleceğim ama öncesinde yani Wilson'ın benzerlik kurduğu noktadan bir tanesi de o dönem bu presi uygulayan, ciddi pres yapan takımların biri olarak Lobanovski'nin Dinamo Kiev'ini söylüyor. Orada da şey örneğini veriyor. Şimdi Lobanovski için çok konuşulur. O performans artırıcıları kullandığı diyeyim nazik tabirle. Aslında Ajax için de her ne kadar o kadar çok olmasa da bu örnekler verilir. Her ne kadar hani Kiev ve Lobanovski deyince direkt işte uyuşturucu, direkt performans arttırıcı uyuşturucu değil de. Spor şeyinde. Evet, kirletmek daha kolay geliyor herhalde insanlara. Ama Mikkels döneminde de bunun çok kullanıldığı Ajax'ta. Özellikle söyleniyor. Hulsof mesela şey diyor, büyük maçlar önce ilaç alıyorduk. Hmm. Hani ne olduğunu bilmiyorum ama demir gibi güçlü hissediyor diyor ve hiçbir zaman nefessiz kalmıyorduk diyor. Tek dezavantajı tüm salyanızı kaybediyordunuz ve ben 35 dakikadan öğürmeye başlıyordum diyor. Bu tür hani o dönem oynamış oyuncuların kendi ağzından verdiği açıklamalar da var ki zaten takım doktoru John Rowling'in işte 60 olimpiyatlarında mimlenen biri olduğunu söyleyebiliriz. Hani onu da şimdi anmadan geçersek haksızlık olur. Tabii canım ya yani bu kadar söylenti bu kadar geçmişi lekeli adam olabilir yani öyle. Ben biliyorsun eskiden para kazanılmıyordu ve eskiden temizdi. Futbol çok temizdi şeylerine gülüyorum. Onlardan biri olabilir yani. O ekstra eforu dönem için. Belki bugün için normal artık alıştık ama o dönemin şartlarında o kadar efor bulmanın da belki ufak yardımları olmuş olabilir. Onu da söyleyelim. Merak edenler daha detaylı araştırabilir. Yani Sovyetlerde şeyler de var yani. Hani Blue'in mesela genç yaşta kalp hastasıydı. Dasa'ya yaşlandıkça o yakışıklı adam kaymaya başladı falan. Garip garip şeyler var. Mutasyonlar var. Kovac'la kapatalım. Yani Mikkels acayip disiplin getirdikten sonra Kovac işte zaten Stau'dan geliyor yanılmıyorsam ve biraz daha oyuncuların kendi geliştirmesine pay biçen bir oyuncu, bir hoca. Kendisine antrenmanlara sürekli her şeyin üzerine düşmek yerine biraz... Saçımız uzun mu diyene ben berber değilim. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten onun duruşunu açıklayan en önemli örneklerden bir tanesi. Bu yüzden de işte Jonathan Wilson'a yine alıntı yapacağım. Bu yüzden de diyor yani bu takımı
bir ikilem sundu aslında diyor. Bu takımın zirvesine bu yüzden bu fikirlerle o çıkardı ama sonrasında o rahatlık aynı zamanda o Mikkels'in yarattığı sistemin de dağılmasına, o başarının aslında çökmesine de aynı zamanda temel oldu diyor. Sen katılır mısın ya da o Kovac etkisini nasıl anlatırsın? Yani neticede bu takım Kovac döneminde dağılmıyor. Nobel miydi ondan sonra gelen? Nobel kaptanlık geliyor. Seçimi mevzusu, Kaiser sonrası. Nobel geliyor. Aynen. Bir sezon ya da yarım sezon kalabiliyor zaten. Yani kaptanlık seçiminden sonra Cruyff'un, sonra da Neskens'in takımdan ayrılması. Kaiser'in yaşlanması. Bence onunla ilgili. Yani Kovac kalsa gene bence götürürlerdi şey gibi geliyor. Yani takım muhafaza edilse. Orada takımın dağılması sorun. Ben zevk verme açısından Mihaç büyük bir antrenördür. Büyük bir önderdir. Fikir önderidir futbol açısından ama Ajax'a etkisi Kovac'ın takımı çok acayip. Ve mesela false nine dedik ya geçen. Kovac çok daha kullanır onu Mihaç'ta. Mihaç Van Dijk kullanıyor direkt. Şey forvet bildiğin. Kule forvet. Ama şeyin bir olayı vardır Kovac'ın. İç sahada oynarken Cruyff'u kullanır şeyde. Swart Cruyff ya da Rep Cruyff. Kaiser oynuyorlar. Deplasmanda bugünkü tiki-taka gibi de oynamıyorlar futbolu. Çok uzun top. İşte dönene presleme gibi yöntemler kullandıkları için Van Dijk gibi oyuncuyu da deplasmanda kullanıyor misal. Yani o takımın şekliyle oynama, oyuncuların şekliyle oynama konusunda daha özgürlükçü. Bu yüzden de o harika sezon 71-72 ortaya çıkıyor diyorsun. Ve sonrasındaki sezon da alıyorlar da. Zaten bence çok fark yaratıyor. Benim notlarım böyle. Atladığımız, konuşmadığımız bir konu. Muhakkak vardır da çok uzatmayalım. Doğru. Daha 74'te aynen. Tadını kaçırmayalım. Hollanda'yı orada da konuşacağız. Aynen. Teşekkür ederim Buğra'cığım. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Haftaya soru cevap bölümü yapıyoruz. Merakla beklenen soru cevap geliyor. Aynen. Sorularınızı bekleriz. Ondan sonra da 74 Dünya Kupası'na doğru devam edeceğiz. Hoşçakalın.